Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. E, orijinal yayınlarının 11. sınıfı fasikülünden gerçekten çok güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. BD uzunluğu ABCD dikdörtgeninin köşegenidir. BD ile HC birbirine diktir. HAB açısı beta ve BDC açısı da alfadır. Bu verilere göre tanjant beta ifadesinin alfa açısı türünden değeri aşağıdakilerden hangisini eşittir? Şimdi arkadaşlar benim ilk aklıma gelen şu oldu. Bakın buradaki alfayı Z kuralı yardımıyla şuraya taşıyabiliriz. Bize tanjant beta lazım alfa cinsinden. O zaman benim yine ilk aklıma gelen şöyle bir şey oluyor. Burada bir dik üçgen oluşturmalıyız gibi geliyor bana. H'den AB'ye bir dikinersem arkadaşlar şöyle 90 derece yazdığımda hatta bu indiğim nokta ya da E noktası diyeyim. EH uzunluğunu bulursam ben sonra da AE uzunluğunu bulursam arkadaşlar tanjant betayı söylemiş olurum. Şimdi bana EH uzunluğu lazımsa ben buradaki EB uzunluğunu arkadaşlar K, M, N, A, B bilinmeyen bir harf verebilirim. Ama sonuç olarak tanjant betayı ben EH bölü AE şeklinde yani bir oran şeklinde söyleyeceğim için arkadaşlar ben buraya vereceğim harfi yani EB uzunluğuna vereceğim harfi sadeleştirmiş olurum. Dolayısıyla da ben EB'ye 1 demek istiyorum buradaki sadeleştirmeyi kolaylıkla yapabilmek için. Şimdi EH uzunluğuna da ben X dersem arkadaşlar bu küçük üçgende yani EHB üçgeninde arkadaşlar. Tanjant alfayı söylersem nedir? Karşısı x'tir, Komşusu da 1'dir. O zaman tanjant alfa X olarak gelir. Yani aslında X uzunluğu neye eşitmiş arkadaşlar? Tanjant alfa eşitmiş. Buradaki X uzunluğunu bulmuş oldum ben. Tanjant alfa. Şimdi AE'yi bulmam gerekir. AE'yi bulmak için arkadaşlar birkaç oyun ya da birkaç görme yapmamız gerekiyor. Buradaki H'den. Bu sefer de BC uzunluğuna bir dikinersem arkadaşlar. Şöyle bir dikin Buraya da M noktası dersem. HM noktasıyla daha doğrusu HM uzunluğuyla arkadaşlar EB uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla burası da biridir. EH e, uzunluğuyla BM uzunluğu da birbirine eşit. EH uzunluğu tanjant alfaydı. O zaman BM uzunluğu nedir arkadaşlar? Tanjant alfaydı. Tanjant alfadır. Bakın HM uzunluğu dikten dik gitmiş. Yani buradaki birin karesi HM'nin karesi arkadaşlar. 1'in karesi neye eşittir? BM çarpı MC'ye eşittir. Yani tanjant alfa çarpı arkadaşlar mc eşittir. Biz buradan mc uzunluğunu ne bulmuş oluruz? 1 bölü tanjant alfa olarak bulmuş oluruz. Yani şuradaki benim uzunluğum neymiş arkadaşlar aslında? 1 bölü tanjant alfaymış. Şimdi arkadaşlar bakın h'den bu sefer de dc'ye bir dik inersem. Şöyle bir dik inersem arkadaşlar. 90 90 yazdım. Şimdi bu indiğim noktaya ne diyeyim? K diyeyim. Büyük K diyeyim. Bu sefer de dikkat ederseniz HK uzunluğuyla MC uzunluğu birbirine eşit. Ben MC uzunluğunu zaten 1 bölü tanjant alfa olarak bulmuştum arkadaşlar. Buraya yazdım. Şimdi bir de şuna bakın arkadaşlar. Bakın burada D K H üçgenindeki tanjant alfayı söyleyebilirim. Bakın buradaki alfanın karşısı 1 bölü tanjant alfa. Komşusu da DK uzunluğu. DK uzunluğuna da ben A dersem. Şimdi burada biz tanjant alfa yine yazalım arkadaşlar. Tanjant alfa diyeceğiz ki eee Karşısı 1 bölü tanjant. Yazamadım. Bir dakika. Bak bak gitmiyor bu. 1 bölü tanjant alfa. Komşusu da A. Buradan arkadaşlar bizim A'yı çekmemiz gerekir. A'yı çekersek bakın A çarpı tanjant alfa eşittir. 1 bölü tanjant alfa ise A neye eşittir? 1 bölü tanjant kare alfa eşittir arkadaşlar. Biz A'yı bulduk. A neydi? 1 bölü tanjant kare alfaydı. Ve DK uzunluğuydu. E arkadaşlar DK uzunluğuyla AE uzunluğu birbirine eşit değil mi? Evet. Demek ki aslında AE uzunluğu da 1 bölü tanjant kare alfa eşitmiş. E şimdi arkadaşlar yukarıdaki üçgene bakalım. Bir renk değiştirip şurayı boyamak istiyorum. Hangi rengi seçsek ki? Moru seçim. Şimdi bu küçük üçgende A, E, H üçgende arkadaşlar. Ben tanjant betayı söyleyebilirim. Bir dakika yine kalem değiştireceğiz. Unuttuk. Tanjant beta arkadaşlar. Karşısı ne? Tanjant alfa, değil mi? Komşusu ne? 1 bölü tanjant kare alfa değil mi? Evet, 1 bölü şöyle yazalım. Tanjant kare alfa arkadaşlar. O zaman tanjant beta dediğimiz ifade arkadaşlar. Tanjant alfa çarpı tanjant kare alfa'dan tanjantın 3. küpü, 3. küpü bakın. Tanjant küp alfa olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Umarım Sorumuz açıklayıcıya faydalı olmuştur. Gerçekten çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Hepinizin beğeneceğine eminim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.